Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi. Sevgilim bitkin kalmalı öpülmekten. Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği. İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne. Denize saatlerce bakabilir. Bir kuşa, bir çocuğa. Yaşamak yeryüzünde onunla karışmaktır. Kopmaz kökler salmaktır oraya. Kucakladın mı sımsıkı? Kucaklayacaksın arkadaşını. Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin. Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara? Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin. İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine, hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolancasına. İnsan balıklama dalmalı içine hayatın, bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına. Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar. Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın. Değişmemelisin hiçbir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu. Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın. Ve kederi de yaşamalısın namusluca, bütün benliğinle. Çünkü acılar da sevinçler gibi olgunlaştırır insanı. Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına. Dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı, büyük yaşayacaksın. Irmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına. Çünkü ömür dediğimiz şey hayata sunulmuş bir armağandır. Ve hayat sunulmuş bir armağandır insanlara. Evet sevgili Cem TV izleyicileri, bir hafta ayrılığın ardından yine sizlerle birlikteyiz. Cem TV'de Kuzey'den programı başladı. Bizler burada stüdyodaki yerimizi aldık, hazırız. Sizler de eminim ekranları başındaki yerlerinizi almışsınızdır. Sizler de hazırsınızdır. Şöyle koltuklarınızda, oturduğunuz sandalyelerinizde ya da bizi nerede, hangi rahatlıkla izliyorsanız orada şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Çünkü güzel bir program hazırladık sizler için. İyi seyirler şimdiden, iyi eğlenceler diliyorum. Bu hafta yine dopdolu bir programla karşınızdayız. Öncelikle yöremizin yetiştirdiği çok değerli bir sanatçı büyüğüm aramızda. Ben kendisini 2000'li yıllarda radyoculuk yaptığım dönemlerde türkülerini çalmaktan, yayınlamaktan keyif aldığım bir üstadım, bir büyüğüm. Sevgili Gökhan Birben, hoş geldiniz. Programımıza mutluluk, sevinç, onur verdiniz diyorum. Hoş geldiniz. Ve yine yöremizden çok değerli bir şairimiz aramızda. Gerçekten şiirlerini inceledim. Çok güzel şiirler yazmış. Yani yaşamak direnmektir sözcüğünü ortaya koymuş. Direnen türküler yazmış. Sevgili İbrahim Karaca üstadım, hoş geldiniz sizler de. Hoş bulduk, sağ olun. Şerefler verdiniz. Ve yine yanımda çok değerli bir akademisyen büyüğüm var. Kendisi çok yakın arkadaşımdır. Uzun yıllardır zaman zaman buluşuruz sohbetlerimizde ya da bir takım aktivitelerde sürekli birlikte oluyoruz. Kendisini o ilk tanıdığımda da tanımaktan mutluluk, şeref duyduğum bir büyüğüm. Yöremizin çocuğu da Kuzey'den Işık Üniversitesi yani Fevziye Mekteplerinde Toplum ve İnsan Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Örsan Öymen Beyefendi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sevgili hocam, şeref verdiniz. Sevgili izleyicilerimiz, şöyle yapalım. Yani sohbeti de hemen uzatmayayım. Hoş geldiniz dedim ben konuklarımıza. Şöyle demir alma zamanıdır diyorum. Biz Gökhan Birben'den bir türküyle programımızın kurdelesini keselim. Ondan sonra söyleşimize, sohbetimize devam edelim. Gökhan hocam, sıraya neyi alalım? Vallahi yeni başladık da çok var. Yeni mi başladık? Sırada, peki. Sırada çok şarkı var ama tabii zamanımız yettiğince. Kurdeleyi neyle keseceğiz hocam? Makas iyidir. Makasla. Makas güzeldir. Gelenekleri bozmamak gerekiyor. Tamam. Makas iyidir.
Teşekkür ediyorum ben de bizi konuk ettiğiniz için. Tabii konuşmayı çok seven insanlar özellikle Karadeniz'de olunca daha da fazla seviyoruz ama iki konuşmacımız zaten yeterince konuşacaktır. Ben fazla konuştuğumda çok eleştiri geliyor. Bir şarkı söyleyeyim öyle başlayalım. Peki efendim. Göçmen Kuşlar yine İbrahim sözlerini İbrahim Karaca'nın yazdığı. Üstadımıza ait. Müziği bana ait olan Göçmen Kuşlar yeni albümden bir eser. Beni götürür mü aklına göç
seçmen kuşlar. Yağmur olursa doğum yüzüme gülüşen yaşlar. Hiç beni götürür mü aklına göçmen kuşlar. Efendim ağzınıza yüreğinize sağlık. Yani bunu İbrahim abi yazdı, söylediniz. Ben şöyle bir soru soracağım size. Ya bu tabii dertli, bu duygusal türküleri sen nereden arayıp buluyorsun? Tamam, İbrahim abi bunu yazdı. Ama yıllardır hani takip ediyoruz. Biz keyifle türkülerinizi de radyolarda yayınladık. Kendimiz de zaten beğenmediğimiz bir şeyi çalmıyoruz. Yani beğenerek önce dinledik, tattık, sonra tavsiye ettik dinleyicilere. Yani böyle bir soru sorayım size ben. Baştan. Yani yaşam hikayemiz aslında... Duygusal çok mısınız yani? Duygusalım, agresifim de aynı zamanda. Tam bir Karadeniz şeyim, dalgası formatındayım deliyim yani. Demek istiyorum. Öyle mi demek? Biraz deliyim demek. Yok, agresifliğim var. Ciddi anlamda bir duygusallığım da var. Ama yaşam hikayemizde çok dramatik yani hikayeler yaşandı. Oranın koşulları zor ve çetin. Çok zaten zor. Tabii Karadeniz çok fazla bilindik bir yer değil. Hele hele bizim yaşadığımız alanlar. Özellikle Kaçkar eteklerinin altında yaşayan halkın... Bu arada hem sevgili Gökhan Birben hem İbrahim Karaca Rize Pazar ilçesinde. Belki de aynı köylü müsün? Aynı köylüyüz. Aynı köylü. Haçapit'teyiz. Haçapit. 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 Evet, aslında evet. Haçapit'tir. Ama tabii Haçapit olarak daha rahat telaffuz edildiği için. Hı-hı. Aynı köylüyüz. İbrahim abiyle zaman zaman birbirimize bakıyoruz zaten. Karşılıklıyız. Evlerimizde karşılıklı. Anımızda dere akıyor. O bana fotoğraf çeker, ben ona çekerim. Orada hava nasıl, burada hava nasıl diye. Şöyle yapalım, biz o zaman pası İbrahim abiye atalım. Tamam. Sevgili İbrahim Karaca'dan, kendi ağzından, yani hayatı mücadeleyle geçmiş bir abimiz, duyguları sağlam. Kendi ağzından dinleyelim. İbrahim Karaca kimdir? Soru bu. Sondan başlayayım. Peki. Sonra başa döneyim tekrar. Şu anda emekli bir insanım. Hı hı. Üniversite, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdikten sonra İstanbul'da kaldım. İş, güç, evlilik, İşçilik çoluk çocuk evet derken burada kaldık. Hayatımızı burada kurduk. Şu an emekliyim ben. Aşağı yukarı 10 sene oldu. Emekliyim. Gökhan'la aynı köyde doğduk. Rize'nin Pazar ilçesinin güzel bir hemşin köyü Haçapit. Hı hı. Köyünde doğduk. Gökhan'la aynı derenin aynı gölünde Pripos dediğimiz gölde yüzmesini öğrendik. Alabalık da tuttunuz mu orada? Çok. Köyümüzün bütün çocukları o gölde yüzmeyi öğrendiler. Ama artık biz belki geçen seneye kadar köyümüzün çocukları o derede, gölde... Oraya da HES mi kurdular yoksa? Yok, HES değil, daha kötüsünü yaptılar. Yüzmesini öğreniyorlardı. Bizim köyde bir taş ocağı yapmak üzere o dere boyuna yol yaptılar. Deremiz su kanalına dönüştü. Artvin Rize havaalanı deniz dolgusu için... Bizim köyü taş ve toprak olarak denize doldurmak istiyorlar. Bizim o yüzdüğümüz göl evet gitmiş oldu. Doğu Karadeniz'in bir sorunu da bu taş ocaklarıdır. Yani evet, önce bizi idare edenler ve oranın Doğu Karadeniz insanının şunu bilmesi lazım. Doğu Karadeniz önümüzdeki yıllarda bir turizme dönük bir yer mi olacak yoksa taş ocaklarının hüküm sürdüğü bir yer mi olacak? Önce yetkililerin buna bir doğru bir karar vermesi cehennem lazım. Olacağı çünkü kesin. İkisi bir arada olmayacağı kesin. Evet. Yani o güzel tabiatı taş ocaklarıyla bozmanın bir anlamı yok. Ama derlerse ki biz burada turizme yatırım yapmak istemiyoruz, ayrı bir konudur. Oraya çok girmek istemiyorum. Sadece kısa bir soru sorayım size. Daha sonra devam edeyim. Hocam. Rize buyurun. Lisesi'nde okudum. İlkokulu köyde bir sene okudum. Sonra Rize'de ilkokulu bitirdim. Rize Lisesi mezunuyum. 1980'de üniversiteye girdim, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne. Dediğim gibi burada çalıştık. Şiir yazmaya iyi bir şiir okuruydum. Onu soracaktım. İlk şiirinizi ne zaman yazdınız? Valla 1979. Kaç yaşındaydınız? İşte 18-19 yaşlarında. Yani bir aşk şiiri miydi? Yok, değildi. Değil. Ama tabii oraya gelene kadar
çok... Daha önce denemelerim... Tabii ki aşk şiirleri yazmışızdır yani o zaman ama kitaba giren ilk şiirim benim. Hı hı. Yani kitap boyutunda ilk kitabımı aldığım ilk şiir olarak kabul et. 1979 Tarihini Taşır. İçe Dönük isimli bir şiir. O kitaptadır. Ama şiir, bana şiir yazdıran aslında şeydir yani yaşadığım coğrafyadır. Hı hı. Orada benim dedem sorarlar yani sen nasıl şiire nasıl başladın? Ben şiire başlama sebebim dedemi görüyorum. Benim dedem bizim köyün imamıydı. Öyle güzel mevlid okurdu ki onun okuduğu mevlidleri ben anlamasam da biz dinlerdik çocuktuk. Böyle içimize işlerdi böyle şiir zaten şiir mevlid şiirdir. Hı hı. İçimize işlerdi. Ben edebiyatla, şiirle, öykülerle ilgilenmeye başladıktan sonra, şiir yazmaya başladıktan sonra dedemin o mevlid okurkenki sesini ben taşıdım benim şiirlere. Benim şiirlerimde dedemin o sesi vardır. Okurkenki sesi vardır. Dedem imamdı, ben sosyalistim. Şiir yazıyorum. Hayata dedemle belki farklı yerlerden bakmışız ama yüreğimiz... Aynı pencere aynı yere, aynı avluya açılıyor. Dedemle benim yüreğimiz aynı avluya açılıyor. O yüzden dedemi çok seviyorum. Bana şiir yazmam için gereken mayayı çaldığı onlardan için ayrıca bir teşekkür ediyorum ona. Biz de yüreğinize sağlık diyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Örsan Hocam, tekrar hoş geldiniz. 20 Ağustos 1965 doğum tarihi. Evet. Trabzon'un meşhur bir ailesi, Öymen ailesinin yani sonraki kuşak mı demek lazım bilmiyorum. Onlardan birisiniz, aileyi temsil eden o kuşaklardan akademik olarak. Sizin benimle paylaştığınız bir konu var. Hem bize, biraz bizi gülümsetsin. Oradan başlayalım istiyorum. Üniversite okuyacağınız zaman aynı anda Amerika'daki üniversite sınavlarına da girmiş. Orada da bazı bölümleri kazanmış ama ODTÜ'yü de kazanmış bir öğrenciydiniz. Rahmetli babanız ki 1987 yılında 49 yaşında Milliyet'in başyazarıyken aynı ismi taşıyor Örsan Öymen kalp krizinden vefat etti. Siz de üniversite yıllarındaydınız o yıllarda. Evet. Size demişti ki oğlum ben seni burada Türkiye'de okutayım sen mi aç kalasın Amerika'da okutayım ben mi aç kalayım diye güzel bir anekdotu var. Onu bir soralım. Hem üniversite yıllarını merhum Örsan Öymen'i ve ODTÜ'lü olmak Türkiye'de o yıllarda ve bugün ne demektir diye bir soru yönlendirelim. Evet, teşekkür ederim. Hem beni davet ettiğiniz için hem de Cem TV'ye Karadeniz kültürüne, Doğu Karadeniz kültürüne bir kapı açmış olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben tabii İbrahim Bey ve Gökhan Bey kadar şanslı değilim. Çünkü Ankara'da büyüdüm ne yazık ki. Ama kökenimiz tabii Trabzon. Nüfus kaydımız halen orada. Hiçbir zaman aldırmadık. Her sene de ziyaret ederim. Bu arada bir tutkuyla bağlıyız tabii ki memleketimize. Sevgili izleyiciler, Trabzon Havalimanı Öymen ailesinin evet. toprakları üzerine o yıllarda yapıldı. İstimlak yapılarak. O yüzden pek yer kalmadı orada. Ama o topraklar ata toprağı. Evet, doğru. Sizin soruyu o zaman bir soru daha ilave edeyim. Sözünüzü de böldüm. Çok özür dileyerek. Estağfurullah. Yani ben şimdi bir duygusal bakıyorum olaya. Uçaktan indim. İndiğim toprak atalarımın toprağı. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi çok garip bir his. Yani uçak iniyor. İşte ilk ayak bastığınız yer dedenizin toprağı. Hatta insanın içinden şey geliyor. Hani herkese bir hoş geldiniz, çay falan ikram edelim arkadan inenlere uçaktan. Evet. Şöyle olmuş o hikayede. Hos oranın eski adı. Evet, Hosköy. Hosköy. İşte devlet tabii uçak oraya indirmek kolay değil. Dağlık bölgeler. Hı. İşte düz bir alan aranıyor. Ve işte en uygun burası diye devlet orayı uygun görmüş. Sonra istimlak etmiş. Havalimanı yapmak için. Ve hatta rivayete göre işte birçok cüzi bir istimlak edilince bir dedeme bir ücret ödüyor herhalde devlet. Demişler ki arkadaşları bu çok komik bir rakam yani sen buna itiraz et dava aç. Hı hı. Dedem de demiş ki ya bu devleti biz kurduk ben devletime dava açmam demişim. Burada mesele para pul değil
böyle bir şey gerektiyse böyle gider diye. Yani öyle bir, evet, garip bir duygu gerçekten. Yani orada tabii bir toprağın kalmamış olması bizim için büyük bir sıkıntı ve hüzünleniyor insan. Ama sonuçta dağlar, yıldızlar, ormanlar hepimizin. İlla da bir tapulu mülke sahip olmaya gerek yok. Geziyoruz oralarda, işte Zigana tarafında, oraları çok seviyorum. Her öğrencilik sene mutlaka... yılları ve ODTÜ. Evet, ona döneyim isterseniz. Şimdi o da şöyle oldu, ben şimdi Ankara'da büyüdüm. ortaokul yıllarında, lise yıllarında felsefeye bir ilgi duymaya başladım. Felsefeciyim ben, felsefe profesörüyüm. Ve 12 Eylül döneminde, bu askeri darbeden bir ay önce biz ailecek Almanya'ya geçtik. Yani babam rahmetli Almanya'da bir iş buldu. Yani burada hem darbenin olacağını tahmin etti, bir de o 70 yılların sonundaki o terör olaylarında yani çok sıkıntılı dönemler yaşadık. Tehditler, can güvenliğimiz yoktu. Hı. Babamın yakın arkadaşları vuruldu, öldürüldü vesaire. O dönemde hatta ben bile 15 yaşında lisedeyken silahlı işte saldırıya, tehdit var bir saldırıya uğradım falan. Neyse, sonra biz Almanya'ya gittik. Almanya'da 3 yıl kaldık. Sonra 83 yılında ben liseyi orada bitirdim. Hem Türkiye'deki üniversite sınavlarına girdim hem de Amerika'daki, çünkü bir Amerikan lisesinden mezun oldum. Almanya'da Amerika'nın o SAT dedikleri üniversite giriş sınavı. Türkiye'de de ÖSYM. Hı hı. İkisine de gireyim dedim. Bakalım neresini kazanacağız falan. Ondan sonra işte Amerika'da iki üniversitenin siyaset bilimi, halkla ilişkiler çeşitli bölümleri kazandım. Türkiye'de de Orta Doğu Teknik Üniversitesi felsefe bölümünü kazandım. Tabii felsefe, gönlümüzde felsefe var. Meraklıyız, sorguluyoruz, düşünüyoruz falan kendi çapımızda, o çocuk aklımızla. O zaman babam şey, hiç böyle müdahale eden bir adam değildi. Yani şunu al, bunu ol, bunu ol, şunu ol, işte gazeteci ol ya da şunu yap, mühendis ol falan. Bizi böyle serbest, özgür bıraktı her zaman, sağ olsun. Bana dedi, sen kararını ver bana söyle dedi yani. Hı hı. Ben seni dedi istersen Amerika'ya yollarım, istersen Türkiye, onlar Almanya'da. Ben biraz düşündüm falan, ben dedim ODTÜ felsefe, herkesin de Amerika'ya gitmek için can attığı bir dönem. Bir şey, öyle bir özentilik falan da var. Ben dedim ODTÜ felsefede okumak istiyorum. Felsefeyi çok seviyorum. Türkiye'yi de özledim. İyi dedi, o zaman sen dedi aç kalacaksın. Amerika deseydin ben aç kalacaktım. Oraya çünkü üniversitelere para göndermekten. Evet. Böyle bir hikayesi var onun da. Gerçi neyse, işte akademisyen olduk falan. İşsiz kalmadık. Aç da kalmadık ama sıkıntılar da çektik tabii, açık söylemek evet. gerekirse. Çok teşekkür ama ediyoruz. Ama önemli hocam. Değil. Felsefe için önemli olan düşünmek, sorgulamak. Yine yaptığınız çalışmalarla ilgili konuşacağız. Şimdi şöyle bir şey yapalım. İbrahim abiye sözü verelim. Bize ben bir güzel... şey söyleyebilir miyim? Çok? Tabii ki. Buyurun. Şimdi baştan dediniz ki bana bu kadar duygulu şarkıları nasıl buluyorsun, nereden buluyorsun diye. Bu kadar şey varken yanımızda mesela bakıyorsun. Evet. Ya dramatik hikayeler varken evet. bir taraf işte Karadeniz'deki taşıyacakları, diğer tarafta havaalanına iniyorsun. Kendi topraklarına basıyorsun evet. ama senin değil. Bu kadar duygu varsa yanınızda ister istemez şarkılarda böyle duygulu çıkıyor diye yani. Hayat şarkılar hikayemizi... beni buluyor diyor. Evet. Kesinlikle. Şöyle bir şey yapalım. İbrahim Üstadımız bir şiir bize paylaşsın. Peşine de siz bir türküyle devam edelim. Hatta sizin okuyacağınız türkünün melodisi üzerine. Yani nasıl arzu ederse hiç fark etmez. İbrahim abi bence bir şiir okusun. Çünkü onun şiirleri... Demin mikrofonla. Programdan programdan önce benim bir şiirden söz etmiştiniz. O şiiri okuyayım o zaman. Gönlünüz nasıl isterse. Şiirin adı Kırık Bir Şarkı. Uzun yıllardan sonra seni gördüm dün. Beyaz bir kuğu gibi gidiyordun. Uzak bir yolcu gibi baktın yüzüme. Ömrüm gibi biraz kırgın, biraz yorgun. Ay bu gece dolunay. Yârim gibi salın ay, al bu son gülüşümü kaybolan yıllara say.
Beni kırlara bırak, yağmura, toza. Beni bahara değil, sarı güze. Başımda ötsün yine o masal kuşu. Beni dağlara bırak, rüzgara, buza. Ay bu gece dolunay, yârim gibi salın ay. Al bu son gülüşümü kaybolan yıllara say. Evet, yine son albümden Yağmurların Ardındaki Ezgiler. Ya küçük bir şey söylemek istiyorum. Bunu anlatmak istiyorum çünkü. Neden hep yörede bir obje adını koyarlar albümle genelde? Ben özellikle benim hikayemi aslında tamamıyla içinde barındırdığı için Yağmurların Ardındaki Ezgiler koyduk. Çünkü çocukluğumda hatırlıyorum, annemin sobanın karşısında oturup yağmur yağarken dışarıda toprağın kokusu evin içerisine giriyor. İçeride sobayı, ateşini karıştırırken o gelen kokuyla birlikte, toprağın kokusuyla, yani yağan yağmurların ardından gelen toprağın kokusuyla annem türküler söylerdi sobanın başında. Çok ağlamak isterdim, duygulanırdım vesaire. O yağmurların ardından sanki bizim orada okunan şarkıların başka bir tadı, başka bir anlama olduğunu düşündüğüm için benim de aslında yaptığım çalışmanın tamamı onun içerisinde bir anlamda barındığını düşündüğüm için Yağmurların Ardındaki Ezgiler koydum son çalışmayı. Yine oradan Özlem Üngör'e ait bir beste, Yollar Çimen Bağladı diye bir türkümüz var. Onu okuyalım. Gökhan Bir Ben sizlerle, ardından bir reklam aramız var. Reklamların dönüşünde biz buradayız bir yere. Ayrılın. Değirmenin taşını su döndürmez, döndürmez. Öyle bir dert yürekte ki süründürür, öldürmez. Süründürür, öldürmez. Ay. Öyle bir dert yürekte ki süründürür, öldürmez. Süründürür, öldürmez. Biçemedim çayırı, oralım daha kesmez. Can bedenden çıkmadan o yardan umut kesilmez. Yardan umut kesilmez. Yardan umut kesilmez. Dağların yamacından eksilmez kara duman. Beni bu derde koyan yar yok mu sende din iman? Yok mu sende din iman? Beni bu derde koyan yar yok mu sende? Yok mu sende din iman? Esti rüzgâr ayırdı,
Kara yemiş dalları, bu bir çiçek açmadı. Çok yalvardım Allah'a da duam kabul olmadı. Duam kabul olmadı. Ay. Çok yalvardım Allah'a. Ne gelen var ne giden, o yollar çimen baladı, yollar çimen baladı. Ayna ayna, söyle bana, evimi bu kadar güzelleştiren başka 75'lik var mı bu dünyada? Var tabii. Winhouse'la benim de salonum aydınlık, manzaram geniş. Evim güvende, param da cebimde. 6+1 yalıtım odacığı sayesinde. Bu mükemmel pencereye sahip olmak sizin de hakkınız. Winhouse. 75'likte son trend. Cem TV'den Cem'e gönül verenlere özel bağlama kampanyası. Bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı öğrenecek. Bir adet kaliteli maun bağlama, CD ve kitaptan oluşan bağlama eğitim seti, yedek tel takımı ve koruyucu kılıftan oluşan bu harika bağlama setimize 500 lira yerine %50 indirimle kargo ücreti de dahil 249 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik fiyat farkı ödemeden ister uzun sap, ister kısa sap bağlama siparişi verebilirsiniz. Gelin canlar, bir bağlamada siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Cem'e gönül verenler için itinayla hazırladığımız setimizin içerisinde yer alan bağlamalarımızın tamamı sizler için özel olarak el emeğiyle üretilmektedir. Bağlamalarımız 38'lik tekne olup, tekne kısmında maun, kapak kısmında ise ladin ağacı kullanılmaktadır. Sap kısmında gürgen kullanılan bağlamalarımızın burguları ise cam tozundan özenle imal edilmektedir. Bağlamalarımız hünerli ustalarımız tarafından perde aralıklarından eşik ayarlarına kadar en ince detayına varana kadar özenle kontrol edilip sizlere öyle gönderilmektedir. Bağlamalarımız özel ambalajı içerisinde kırılmadan çizilmeden sizlere ulaşacak. En ufak çizikte dahi ücretsiz olarak yenisiyle değiştiriyoruz. Piyasada ucuza satılan öğrenci bağlaması değil, sizler için özel olarak ürettiğimiz kaliteli bağlamaları gönderiyoruz. Cem'e gönül verenler, Cem'i yürekten destekleyenler. Haydi, bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı çalmayı öğrenecek.
1 adet kaliteli Maun bağlama, CD ve kitaptan oluşan eğitim seti, yedek tel takımı ve koruyucu kılıftan oluşan bu bağlama setimize 500 lira yerine %50 indirimle kargo ücreti de dahil 249 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik fiyat farkı ödemeden ister uzun sap ister kısa sap bağlama siparişi verebilirsiniz. Gelin canlar, bir bağlama da siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Cem gönüllüleri için özel olarak hazırladığımız bağlama setimizin içerisinde kolaylaştırılmış bağlama çalma tekniklerini içeren CD ve kitaptan oluşan bağlama eğitim seti bulunmaktadır. Sizler için hazırladığımız bu setle hayatınızda elinize hiç bağlama almamış olsanız bile kursa gitmeden, kimseden ders almadan hangi yaşta olursanız olun, ister 7 yaşında, ister 70 yaşında olun, sadece 3 ayda bağlama çalmayı öğreneceksiniz. Bu setle ister kendiniz çalışın, ister çocuklarınız, ister anneniz, ister babanız, bağlama çalmanın güzelliğini sizler de yaşayın. Bir bağlamada sen al kampanyamıza destek vererek geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bağlamayla tanıştırın. Yarının ozanları, yarının aşıkları bu sette yetişsin. Sizler de kültürümüzü yaşatmanın gururunu yaşayın. Cem'e gönül verenler için itinayla hazırladığımız setimizin içerisinde yer alan bağlamalarımızın tamamı sizler için özel olarak el emeğiyle üretilmektedir. Bağlamalarımız 38'lik tekne olup, tekne kısmında maun, kapak kısmında ise ladin ağacı kullanılmaktadır. Sap kısmında gürgen kullanılan bağlamalarımızın burguları ise cam tozundan özenle imal edilmektedir. Bağlamalarımız hünerli ustalarımız tarafından perde aralıklarından eşik ayarlarına kadar en ince detayına varana kadar özenle kontrol edilip sizlere öyle gönderilmektedir. Bağlamalarımız özel ambalajı içerisinde kırılmadan çizilmeden sizlere ulaşacak. En ufak çizikte dahi ücretsiz olarak yenisiyle değiştiriyoruz. Piyasada ucuza satılan öğrenci bağlaması değil, sizler için özel olarak ürettiğimiz kaliteli bağlamaları gönderiyoruz. Cem'e gönül verenler, Cem'i yürekten destekleyenler, haydi bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı çalmayı öğrenecek. Cem gönüllüleri için özel olarak hazırladığımız bağlama setimizin içerisinde 1 adet maun bağlama, 1 adet koruyucu kılıf, 1 adet yedek tel takımı, CD ve kitaptan oluşan eğitim seti bulunmaktadır. Haydi! Bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı öğrenecek. Gelin canlar, bir bağlamada siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Şeyma Dumrul'un hazırlayıp sunduğu çevre dosyasına bu hafta Bakırköy Kent Savunması Yürütme Kurulu üyesi Oya Erakıncı ve İstanbul Mimarlar Odası Bakırköy Şube Temsilciliği Başkanı Mustafa Fazlıoğlu konuk oluyor. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin imara açılması, artan betonlaşma ve Türkiye'deki çevre sorunlarını konuşuyoruz. Çevre dosyası yarın 16.30'da Cem TV'de.
koydun kalbime çiren, tutuşur ara sıra. Koydun kalbime çiren, tutuşur ara sıra. Mektubumu aç okuda dumanı de yanıra. Mektubumu aç okuda dumanı. Evet sevgili izleyiciler, birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Reklamların ardından biz buradayız. Cem TV'de Kuzey'den programı tüm hızıyla devam ediyor. Eminim şu an keyifli dakikalar olarak sizler evlerinizde bizleri izliyorsunuz. Şöyle gelen bir iki tane mesaj paylaşmak istiyorum. Mesaj çok da birkaç tane okumak istiyorum. Bu arada altta kadrajda yazıyor. Mesajlarınız için 0530 848 1312'den bizlere ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki reklam kuşağından sonra gelen mesajlardan yine seçip vakit buldukça sizlere okumak istiyorum. İbrahim Karaca abimiz günümüzün Nazım Hikmet'i desek ne dersiniz demiş. Her zaman beyefendiliği ile bir de vaziliği ile çok seviyoruz. Sevgimle, saygımla ve tüm Cem TV emekçilerine selamlar demişler. Fatih abi merhaba, tüm konuklara selamlar. Bu arada ellerine dikkat et demiş. Aa, iyiymiş ya. Çok güzel program oluyor. Şimdiden ağzına sağlık Çetin Karahasanoğlu. Ben anladım onu. Geçen de söyledi bana, abi dedi, istem dışı sakalınla da çok oynuyorsun. Ellere dikkat diye not almış. Mersin'e selam olsun. Kuzey'e. Kuzey Max'a. Çok güzel program, size ve değerli konuklarımıza selam ve saygılarımla demiş. Cem Vakfı Basın Hakla İlişkilerden Dilek Karagöz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili İbrahim Karaca abime bir sorum var. Çevre duyarlılığını ve Haçabit yaylası sevdalısı olarak köy halkının taş ocağı ile köyün talan edilmesine nasıl ikna edildiğini özetler mi? Haçabit torunu Selman Beyaz diye. Abi özetlersen bir özetleyiver bu şimdi konuyu. Mi? Şimdi. Hayır, oradan konuşalım. O sadece şiir okurken. Köy halkı aslında ikna edilmedi. Çünkü köy halkı ne olup bittiğini hala bilmiyor. Anlamlı. Köye çünkü anlatılmadı ki. Köy sadece buraya bir yol yapılıyor. Sizin çok yararınız olacak. Şuradan da şuradan taş alıp götürüp denize dökeceğiz. Havaalan olacak. Mayıs çayını almaya gelirken uçakla pazara kadar geleceksiniz. Köylü bunu biliyor ki. Ne kadar güzel diyordu bir de. İşte. Evet. Ama 40 bin ton dinamitin zehirli o gazlarıyla, patlayan dinamitlerin gazlarıyla her patlayışta 4 saat
havada kalacağından kimse söz etmedi. Ciğerlerine dolacağından, kanser olacaklarından, akciğer kanseri. Akciğer kanseri olmasalar ondan daha beter. Silikozis denilen hastalığa yakalanacaklarını kimse anlatıp ikna etmedi ki. Köylü ikna edilmedi yani. Oldu bitti var şu anda. İkna durumu yok yani. Doğu Karadeniz'in maalesef böyle de bir taş ocaklarıyla ilgili bayağı bir sorunu var. Aslında bu konularla ilgili bir platformda bunları çalışmak gerekiyor. Evet. Hem HES konusunu hem oradaki milli parkları, taş ocaklarını konuşmak, yeşil yolu vesaire. Şöyle sevgili Örsan Öğmen hocama bir dönmek istiyorum. Sevgili izleyiciler, elimde bir tane kitap var. Şöyle yazıyor: kurucusu ve baş yazarı Hıfzı Rahman Raşit Öğmen. Son ve özel sayı 1955-1980 arası çıkmış. Hıfzı Rahman Bey 1979 yılında vefat etti. Vefat ettikten sonra Abbas Güçlü, gazeteci Abbas Güçlü bu kitabı son sayı olarak toparlayıp o yıllarda yayına verdiler. Bir hatıra, bir vesika olarak şu anda elimizde. Şöyle inceliyorum. Arka tarafında çok önemli bir şey var. Onu paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle. Hıfzı Rahman Raşit Bey'e ümidi ati olan vatan yavrularının terbiyesine matuf mesainizin temadisi temennisi ile beyanı tebrik ve teşekkür eylerim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ismiyle arka kısmında. Efendim Hıfzı Rahman Raşit Öğmen, Örsan hocamızın dedesi, Altan Öğmen büyüğümüzün babası. Hıfzı Rahman Raşit Öğmen'i bize bir kısaca özetlersen sevgili hocam. Evet, Hıfzı Rahman Raşit Öğmen, Trabzon doğumlu, eski bir Trabzonlu aile. Mehmet Raşit, ceza hakimi Mehmet Raşit Bey'in oğlu. Hı hı. 1899 doğumlu ve pedagoji eğitimi almış. Yani eğitim bilimci, öğretmen yetiştiriyorlar. Ve o zaman Trabzon zaten o dönemde işte İstanbul ve İzmir'den sonra en fazla yayının yapıldığı, işte dergilerin, gazetelerin, evet, vesaire kitapların yayınlandığı bir kent. Ve dedem de Yeni Mektep adlı bir dergi çıkartıyor, hı hı, Trabzon'da 1920'li yılların başında. Ve bu bir eğitim dergisi. Yani eğitim sistemi nasıl değişmeli? Bu medrese tarzı eğitim sisteminden nasıl kurtuluruz? İşte insana değer veren bir eğitim sistemi nasıl geliştirilebilir biçiminde? Daha Cumhuriyet kurulmadan bir dergi çıkartıyor ve bu derginin bir kopyasını Kurtuluş Savaşı mücadelesi veren Mustafa Kemal Atatürk'e gönderiyor Trabzon'dan. Hı hı. Atatürk de bu dergiyi inceliyor ve bu sizin okuduğunuz teşekkür ve tebrik mektubunu dedeme yazıyor. Sonra tabii 1921 yılında bir de Trabzon İdman Ocağı, yani bugünkü Trabzonspor'un kökeni biliyorsunuz. Hı hı. Trabzon İdman Ocağı'nın da 7 kurucusundan biri dedem. Evet. Yani bir yandan eğitim işleriyle uğraşıyor, bir yandan spor işleriyle. Daha sonra şöyle, biliyorsunuz İdman Ocağı ile İdman Gücü 67'de birleşiyor. Şöyle diyebilir miyiz hocam? 67'de Trabzonspor oluyor. Bu çok önemli. Bunu söylemem Münir, lazım. Münir Pertev Subaşı, Hıfzı Rahman Raşit Öğmen, Burhanettin Kahyaoğlu, Tevfik Yunusoğlu, Kemal, hı, Öz Subaşı, Ali Yusufoğlu ve Sami Ulusman Beyler tarafından 20 Ocak 1921'inde 21 tarihinde İdman Ocağı, evet, kuruldu, doğru, diye yazıyor zaten. Bu Trabzon'un köken, Trabzon'da futbolun kökenleri, Trabzonspor'un da kökeni olarak, hı-hı, bilinir. Sonra Atatürk 1924'te Trabzon ziyaretinde dedemle yüz yüze ilk karşılaşmaları o zaman oluyor ve dedemin işte Milli Eğitim Bakanlığı'na, önce İstanbul Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne, daha sonra Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na tayini çıkıyor. Yani başka bir deyişle birçok ilde söz konusu olduğu gibi, yani bu devrim sürecinde, Cumhuriyet devrimleri sürecinde tabii her ilde böyle değerli insanlar katkılar var ve onların tabii katkıları bekleniyor. Hı hı. Dolayısıyla bizim aslında Trabzon'dan çıkışımız da öyle oluyor. Yani dedemin bu eğitim alanındaki devrimlere katkı sağlamak üzere Trabzon'dan önce İstanbul'a, sonra Ankara'ya
göç etmesi. Sonra İsmet Paşa döneminde iki dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği yapıyor. Sonra işte CHP seçimi kaybedince 1950 yılında bu birkaç yıl sonrasında bu Eğitim Hareketleri adlı dergi çıkartıyor. Ve bunu ölene kadar yani 79 yaşına kadar çıkartıyor. Hatta ben hatırlıyorum bizim Ankara'da basın sitesinde apartmanlarımız yan yanaydı. O E bloktaydı, ben D blokta. Ve ben zaten sürekli dedemle kendi evim arasına gidip gelirdim. Bu derginin de 79 yılıydı. İşte 78-79 şey yapılması, işte pullarının yapıştırılması, paketlenmesi, onların PTT'ye götürülüp posta verilmesi işini ben, halamın oğlu Mete, kuzenim ve dedem üçümüz yapardık. Yani bir çeşit böyle aile içi bir ekip kurmuştuk, gönüllü ekibi. Dolayısıyla 79 yaşına kadar çalışan, yani işte halkı eğitmek için, gençleri eğitmek için kendi tamamıyla eğitime adamış bir vatansever insandı. Nur içinde yatsınlar. Öğmen ailesi Doğu Karadeniz'in çok önemli bir ailesi. Türk toplumu da yakından kendilerini tanıyor. Şöyle bir soru sorayım size. Sonra pası arkadaşlara tabii atacağım. Kemençe tulum deyince Örsan Öğmen ne düşünüyor? Ya ben çok etkileniyorum. Çok duygulanıyorum. Ya duygulanıyorum ya da coşuyorum. İki tane seçenek var zaten. Parçaya bağlı tabii. Yani gerçekten çok etkiliyor. Yani nedir bilmiyorum. Yani bir derinliği var, bir şeyi var, bir şeyleri çağrıştırıyor bana. Ve yani memleketimde gibi hissediyorum kendimi. Oradan kopuk büyüdük tabii, Ankara'da büyüdük ama elden geldiğince bağlarımı uzaktan da olsa kopartmamaya çalışıyorum. İşte o kemençe, gerçi tulum tabii Trabzon'un değil, daha çok Rize, Artvin ama yine de tulumu da çok seviyorum. Kemençeyi de seviyorum. İşte Maçkalı Hasan Tunç dinlerim, Kazım Koyuncu dinlerim, Marsist dinlerim. İşte Selçuk Balcı dinlerim. Katip Şadi, evet. Arabamızda arabada kasetin vardı bende. O galiba Giresunlu muydu? Göreleli galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yani bende bambaşka şeyler çağrıştırıyor. Yani bir yaşama bağlanmak bir şey. Yani yaşam aşkını şey yapıyor. Yani yaşama bağlıyor sizi. Böyle mesela ruhsuz böyle rutin hayat, bu İstanbul hayatında falan böyle sıkılıyorum bazen. Çaldığım zaman çok iyi hissediyorum. Kendi bir anda hayata bağlanıyorum. Başka bir gezegene gidiyorum ama tabii şeyde dinler gibi olmuyor. Yani şimdi işte Zigana'da ya da Sümela'da, neyse yukarılarda bir yerde, dağda, ormanda dinlemek bambaşka bir şey tabii. Evet. Yani doğayla o doğanın, doğayı da ben çok seviyorum. Hı. Zaten her sene Zigana'ya gidiyorum mutlaka 2-3 kere. Orada 2-3 gün kayboluyorum. Bunları konuşacağız. Evet. Yani orada da işte Karadeniz'in o işte hareketli doğası, biliyorsunuz bir günde 4 mevsim yani. Sürekli bir hareket var. Denizi de öyle, fırtınalı. İşte kara tarafı da öyle. Sürekli o bulutların hareketleri, sabah işte bulut yok, güneşli hava, öğleden sonra işte sis iner falan. O yani o hareketlik, hani Herakleitos diye bir filozof vardır. Efesli, Efesoslu, o şey kozmos sürekli bir akış içerisindedir der. Yani sürekli dönüşür, değişir. Mesela Karadeniz tam onu size gözünüzün önüne koyuyor. Sürekli bir hareket ve bir şey var, fırtına var. O kemençe tulum zaten o yani benim için. Eyvallah hocam. Ve gerçekten de Anadolu'da enstrümanlar bizim, yani Anadolu enstrümanları içerisinde en çok sevdiğim iki enstrümandır. Evet. Kemençe bir, tulum iki, hatta ikisi de eşit diyebilirim yani. Sazdan daha çok severim. Evet. Şimdi aynı soruyu sizlere sorayım. Ayrıca tulumla ilgili bize anlatacağınız özel ve önemli bir şeyler olmalı diye düşünüyorum. Kemençe ve tulum deyince, özellikle tulum deyince, İbrahim Hoca sizden başlayayım. Size ne hissettiriyor aynı soruyu? Tulum bana ne hissettiriyor? Tulum bana daha ilkokula gitmeden önceki günlerimde, yaşlarımda, yani 6 yaş, 7 yaş o aralardaki babaannemle ve anneannemle gittiğim çobanlığı hatırlatıyor bana. Kabak yaprağından kesip sipsi yapardık. Ama onun ömrü kısa olurdu. Sonra bizim yöreye özgü bir nevi kamış değil ama bir nevi ağaç, içi boş.
Ondan yapılan sipsi benzeri bir, bizim köyde ona cibul derler. Cibul. Cibul derler. Tuluma geçişin ilk aşaması olabilir. Yani bana, evrim. Tabii. Yani onunla öğrenirler tuluma geçmeden önce. Hatta gelmeden önce Gökhan'a 3 tane getirdim ondan. Evde yapmıştım ben kendim. Verdim. Şu an yanımızda mı? Çantasında evet. Öyle mi? Evet. Birazdan o zaman onu izleyicilerimize sonra, bir gösterelim biz. Ben de göreyim aynı. Tulum damarlarımızın içinde akan bir şey aslında. Yani tulumun sesi, ben Gökhan'ın demin onu konuşuyorduk. Oy Dağlarım diye bir türkü vardır. Onun bir açılışı var, muhteşem. 10 sene oldu o türküyü okuyalı albümünde Gökhan. Ben şimdi evde olsun, başka yerde olsun, her dinleyişimde o tulumun o açılışını dinlediğim zaman gözlerimi silerim. Beni duygulandırır yani. Evet. Tulum öyle bir şey. Yani bizi var eden, bizim hücre hücre aslında bizi oluşturan şey. Kültür zaten bir insanı yaratan şey kültürdür. Evet, yani Hataylıysanız oranın kültürü sizi yaratmıştır. Evet. Karadenizliyseniz Karadeniz'in kültürü. Her şey sizi etkiler. Tabii öyledir. Yani coğrafya insana ait değildir. İnsan coğrafyaya aittir. Evet. Tulum da öyledir yani. Tulum bize ait değil. Coğrafyaya aittir. Biz de o coğrafyaya aitiz. Dolayısıyla biriz yani. Bizim bir organımız gibidir o. Hı hı. Ben bir şey araya girebilir miyim? Şeyi tabii ben hep merak etmişimdir. Bu tulum ve benzeri enstrümanlar bir bizim Doğu Karadeniz'de var, bir de İskoçya'da var galiba. Başka da dünyada var, ben var mı bilmiyorum. Var mı? Hayvancılıkla benzer hayatını sürdüren toplulukların, daha çok geleneksel yani toplulukların müzik aletidir. Erzurum'da var, İran'da vardır. Ha öyle mi? Tamam. Tabii yani peki. Hayvancılıkla yaşayan toplulukların müziği şeyidir, enstrümanıdır. Sevgili Üstad, sevgili Gökhan Bey. Şimdi baştan bir şey söylediniz. Değerli abim, üstad falan. Ben o kadar yaşlı değilim şimdi. Birçok insan izliyor. Şimdi onu sevgili izleyiciler, şimdi aynı daha önce yayın ortağımla da böyle zaman zaman tatlı muhabbetini yaptığımız. Şimdi tabii biz erken beyazlayınca yaşımızı fazla görüyorlar ama. Hiç o tarafa girmeyelim. Neyse, bence de girmeyelim. Konuyu kapatayım. Şimdi tulumla ilgili ben, tulum ve kemençe ile ilgili ben iki şey söylemek istiyorum. Çok fazla uzatmadan şöyle aslında bizeden atalarımızın bize bıraktığı, geçmişten günümüze bize bıraktığı en önemli miraslardan biri olarak düşünüyorum. Çünkü eğer biz ortadaysak onların bırakmış olduğu o değerlerle ortaya çıktık. Ben açık net söyleyeyim, şey yapmayabilir, katılmayabilir. Kemençenin ve tulumun hatırına dinleniyoruz. Kemençe ve tulumun hatırına dinleniyoruz. Onların varlığı sayesinde biz varız. Dolayısıyla birçok insan bize teşekkür ediyor. Hı hı. İşte öyle okuyorsun böyle. Hayır, o teşekkürü tuluma ve kemençeye edin bence. Geçmişe. Çünkü onlardan bize kalan en önemli miras. Bir de benim sesimi tuluma çok benzetirler. Tulum gibi ses hep böyle. Ben onu bilmiyordum. Burada ilk albüm yapmaya başladığımda yine sevgili dostum Kazım Koyuncu'nun müziklerini yaptığı Gülbeyaz diye bir dizi vardı. Orada Yeğidi Karadeniz okuyunca yönetmen dedi ki ya bu ses nedir dedi. İşte birisi okuyor, kim bu? Ya tulum gibi çıkıyor falan. Oradan tulum gibi kaldı. Aslında ne kadar tuluma benziyor bilmiyorum ama tulum bizim için özellikle hemşin kültürü için vazgeçilmezdir. Evet. Kesinlikle. Her evde bir tulumcu vardır yani. Kesinlikle. Tulumsuz kalan bir hemşinlinin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Kesinlikle doğru. Evet. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından biz burada olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Kumandaya da basmayın. Bak görüyorum sizi. Şimdi reklamlar. Siz hep kalbimizdesiniz. Sizi her gün rahmetle anıyoruz. Tüm
Avrupa'da 24 saat hizmetinizdeyiz. Acı gün dostunuz Erenler Cenaze. Avrupa ücretsiz arama hattı 00800 900 990. İyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, 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 gel. Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır. Erenlerin cemine girdik, niyaz eyledik. Hü gerçeğin demine bildik, niyaz eyledik. Her hafta yurdun dört bir yanından canlarla bir araya gelerek tuttuğumuz Cem ibadetimiz her perşembe ana haberden hemen sonra Cem TV'de. Nerede olursa olsun kral çıplak diyebilen cesaretli halkımız bu kez de Cem TV'de Mustafa Mutlu yönetiminde beraber olacak. Sorunların halı altına süpürülmediği, yanıtlanamayan soruların cevabının alındığı, herkesin sesi olmaya devam edeceği Mustafa Mutlu'yla Kral Çıplak her cuma saat 20'de Cem TV'de. İçinde itibar görerek yaşamak her yaşlı bireyin hakkıdır. Görmezden geldiğiniz geleceğiniz. Yaşlıları görün.
Kimselere darılmam İkbalıma yanarım. Hey 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 da İkbalıma duman verdim dağa, dağı karalama. Duman da benim gibi merak duralama. Hey hey Haşayif kuşları yorgun kanatlarıyla yola dizildiğinde sen de gideceksin. Başında çam kokulu kuşun olacak, ayağında buluttan bir deniz, bensiz, benden habersiz. Çifte buharlar yine ıssız akacak, göklerle baş başa kalacağım. Hasret kış olup örtecek üstümü, buz içinde bir sır gibi uykuya dalacağım. Oy benim mavi gerdanlı yayla kuşum, oy dağlı kız, yine bensiz gideceksin he mi, benden habersiz. Bu yıl yaylalar kardır, çoban çadırı kaldır. Ben ağlamazdım ama beni ağlatan yardım. Hey hey Evet sevgili izleyiciler, reklamların ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Hem İbrahim Karaca üstadıma hem Gökhan Birben beyefendiye çok teşekkür ediyoruz. O güzel türküleri için ve şiiri için. Şöyle bir iki mesaj paylaşayım. Sohbetimize de devam edelim. Programınızı izliyoruz. Hacabitlik Gürcan Tan ailesinden selamlar, sevgiler demiş. Bizlerden de selam olsun. Gerçekleri söylemekten asla korkmayınız. Ben emekli öğretmen Bahri Civan. Saygılar sunarım. İyi yayınlar. İyi ki varsınız. Korkmuyoruz hocam. Örsan hocama ve diğer misafirlere saygılar sunarken programı keyifle izliyorum demiş. Yılmaz Özdemir Kartal'dan. Atatürkçü Düşünce Derneği'nden. Selamlar olsun. Kendisi de şairdir. İnşallah uygun bir zamanda tanıştırma imkanımız olur. Cem TV ailesi ve konuklarınıza iyi çalışmalar, programınızı Gebze'den izliyoruz demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili hocam, şimdi kurucusu olduğunuz ve başkanı olduğunuz bir dernek var. Felsefe Bilim Sanat Derneği. Paneller, sempozyumlar, çalıştaylar yapıyorsunuz. Ben aynı zamanda derneğin de üyesiyim. Bazı etkinliklerinizde de bulundum. Özellikle bizi şu anda izleyen herkesin anlayacağı dilden bir cevap isteyeceğim sizden. Felsefe nedir tam olarak? Neyi inceler?
Sonrasında Felsefe Bilim Sanat Derneği kurarken neyi amaçladınız ve şu an ne gibi faaliyetler yürütüyorsunuz diye bir soru sorayım size. Evet, şimdi Şubat ayında da Asos'ta bir etkinlik var. Onun da duyurusunu yapalım. Tabii. Şimdi felsefe Yunanca'daki filo, antik Yunanca'daki filosofia teriminden türetilmiş. O da bilgelik sevgisi demek. Hı hı. Ama tabii bu bilgeyim ya da bilgeliği seviyorum demekle tabii bilge olunmuyor. Yani antik Yunan filozofları işte Aristoteles, Platon, Sokrates onlardan bahsediyorum. Bu bilgelik kavramını bilgiyle, akıl yürütmeyle, doğruluk ile, gerçeklik ile tamamlamaya çalışmışlar. Bir çeşit şunu söyleyebiliriz. Bilgelik doğrultusunda, bilgi doğrultusunda, doğruluk, gerçeklik, hakikat doğrultusunda düşünmek, sorgulamak, düşünceler geliştirmek, kuramlar geliştirmek, yaratıcı düşünceler ortaya koymak, gelenekleri, görenekleri böyle peşinen kabul etmemek, tabuları yıkabiliyor olmak. Bütün bunlar felsefenin temel özellikleridir diyebiliriz. Yani insanın zihnini, ruhunu genişletmesini sağlayan, daha önce belki düşünülmemiş, sorgulanmamış şeylerin düşünülmesini, sorgulanmasını sağlayan bir rasyonel, yani akıl yürütme içeren, logos içeren, antik Yunanların deyişiyle akla dayalı açıklama içeren bir zihin etkinliği. Şimdi biz Felsefe Sanat Bilim Derneği, dernek 2006 yılında ben kurdum ve halen de yönetim kurulu başkanıyım. Çeşitli sempozyumlar düzenliyoruz, konferanslar düzenliyoruz. Bunların en bilinende Asos'ta Felsefe adlı bir etkinlik. Yılda iki kere, yazın uluslararası, kışın ulusal boyutta bir tema seçiyoruz. O konuda konuşmacılar oluyor ve yaklaşık 100-150-200 kişilik katılımcılar oluyor her etkinlikte. Türkçelerde daha yüksek oluyor, 150-200'ü buluyor. İngilizce etkinliklerde, uluslararası etkinlikte orada konuşmacılar yabancı oluyor. Çeviri içine de girmiyor sürekli çeviri hataları olduğu için. Orada sayı biraz daha düşüyor ama yine bir 90-100 kişi oluyoruz uluslararası etkinliklerde. Aslında o etkinlik dernekten daha eski. 18 yıldır yapılıyor 2000 yılından beri. Onun da zaten işte kurucusu ve yöneticisiyim ben o etkinliğin. Önce işte dernek olmadan onu başlattık. Sonra onu derneğin bünyesine aldık. Öyle oldu. O da herhalde Cumhuriyet tarihinde felsefe alanında o kadar uzun yıl yapılan başka bir etkinlik yok. Yani şimdi ilk ve tek diyebiliriz. Umarım son olmaz tabii. Ve bu tür etkinlikler ülkede çoğalır. Şimdi biz orada derneği kurarken şunu göstermeye çalıştık. Yani bir çeşit bunun bir dernekle olacak şey değil tabii de her ilde böyle bir dernek olsa yani felsefe, sanat, bilim alanında vatandaşlarımızın sorgulayan beyinlerin gelişmesine katkıda bulunan dernekler, vakıflar her şeyi devletten beklemek değil de bu dernek, vakıf, sivil toplum örgütlenmesi dedikleri örgütlenme bağlamında çünkü özel sektörün ve devletin doğru düz bir şey yaptığı yok. En azından işte vatandaşlar bu konuda daha faal olursa Türkiye bambaşka bir ülke olabilir. Biz sadece onun yapılabileceğini göstermiş olduk. Onu gösteren derneklerden, vakıflardan birisiyiz diyelim. Öyle söyleyelim. Ve biz tabii Trabzon'da da Zigana Zirvesi adlı memleketime de bir fayda sağlamak amacıyla. Evet. Onun da işte dördüncüsünü yaptık. Trabzon'da Zigana Dağı'nda. İki yılda bir tabii üniversitedeki görevlerim meselesiyle çok da zamanım olmuyor. Bu çünkü bir çeşit yani hayır işi. Zaman buldukça yapıyoruz bunu. Ama iki yılda bir de olsa Trabzon'da Zigana Dağı'nda bu etkinliği Zigana Zirvesi adı altında yapıyoruz. Orada çeşitli konuları tartıştık. İşte siyaset felsefesi, ahlak felsefesi, doğa felsefesi, insan ve doğa, insan ve doğa temalı. Orada işte Doğu Karadeniz'deki bu doğanın rant için katledilmesi olayı üzerine sunumlar yapıldı. Evet. Onun üzerine doğa felsefesi alanında konuşmalar yapıldı. Ondan sonra Nietzsche'nin, geçen Nietzsche'yi yaptık mesela en son 19. yüzyıl Alman filozof. Böyle çeşitli bir tema seçiyoruz ve o konuda sempozyumu. O Trabzon'daki daha interdisipliner yani felsefe, sosyoloji, tarih bunların hepsini içeren bir şey formatta. Asos'taki etkinliğimiz salt felsefe diyebiliriz. Bir de Muğla'da birkaç kere Halikarnas Akademisi adlı bir etkinlik yaptık. Bodrum Kalesi'nin içinde.
Büyükada'da yaptık felsefe, adalarda felsefe ve edebiyat başlıklı iki toplantı. En son Ekim devriminin 100. yılı vesilesiyle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Kasım ayında güzel bir sempozyum yaptık. Şimdi de önümüzdeki hangi temalar? İşte antik Yunan felsefesi var, yeni çağ felsefesi var, çağdaş felsefe var, epistemoloji yani bilgi felsefesi, etik, ahlak felsefesi, siyaset felsefesi. Birçok temada biz bu etkinlikleri yapıyoruz. Şimdi gelecek yıl 19. yüzyıl Alman filozof Karl Marx'ın 200. doğum yılı. Bütün dünyada Marx adına birçok sempozyum, konferans etkinliği düzenlenecek. Biz de Assos'ta gelecek yılı Marx'a ayırdık. Onu da buradan duyurmuş olalım. Şubat'ın kaçındaydı hocam? 2-3 Şubat'ta Assos'ta felsefe. Karl Marx konusunda Türkçe ulusal 8 konuşmacı var. Yazında Temmuz'un ilk haftası Pazartesi'den Perşembe'ye uluslararası yurt dışından genellikle Avrupa'dan ve Amerika'dan akademisyenler oluyor gelenler. Yine Marx'ı işleyeceğiz 2018 yılında. Peki. Teşekkür ediyorum hocam. Evet. Gökhan hocam, kaç albüm oldu bu albümle beraber? 5 albüm oldu ama bir de single yapmıştık. Şöyle, 3 şarkılık bir halk türküsü. Ben çocukluğumda Anadolu halk ezgileriyle büyüdüm aslında. İşte TRT'nin dönemlerinde dinlediğimiz, işte evimizde bir radyo vardı. O da pilli çalışıyordu, elektrikli yoktu o dönemlerde. Bir tarafa koyardık böyle evin bir tarafına. Dinleye dinleye halk türküleriyle büyüdük. Dolayısıyla içimde hep bir uhdeydi. Yani bir gün böyle bir çalışma yapacağım diye hep öyle bir içselleştirmiştim içimde. Fakat tabii Karadeniz müziği son 20-25 yıldır böyle bir şekil almaya başlayınca daha bilindik o kemençenin kıvrak ezgileri gibi rıv 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 değil de daha sanatsal temaların işlenebileceği bir müzikal bir form olduğunu görünce Karadeniz müziğine tam olarak. Çünkü çocukluğumda okuduğum türkülerdi zaten şu ana kadar yapmış olduğum çalışmada hemen hemen. 3/4'ü neredeyse çocukluğumda bildiğim, çocukluğumda annemden duyduğum ve sağda solda dinlediğim türkülerdi. Karadeniz müziği işte biliyorsunuz son süreçlerdeki o alan böyle bir alan ortaya çıkmasıyla bizim de kafamızda şöyle şekillenmeler oldu. Dolayısıyla Karadeniz müziğine girdik. 5 albüm yaptım. Bir de bu kadar çok konuşmamın nedeni de o. 3 şarkılık bir single yaptık. Ama onu piyasaya sürmedik. Gökhan hocam, yaptığınız yani tarzınızın temsilcilerinden, önemli temsilcilerinden birisiniz. Yaptığınız bu tarzı adlandırıyor musunuz? Yani adlandırmak değil. Bu benim hikayem. Yani az önce şimdi ne diyelim otantik kemençeyi. Yani otantik etnik işte bu tip. Şu an sizin yaptığınız müziği yani ne olarak adlandırmak lazım? Yani yaşadığım hikayenin dışa vurumu olarak söyleyebilirim. Yani Karadeniz dokusuna ait doğru olanı işte günümüzde dediğim gibi geçmişte hep şey yapıldı. Yani Karadeniz insanı, Karadeniz müziği Temel Fadime hikayesi gibi gösterildi hep. İşte eskiden Sakız Çin'deki tipi tip açıp bakardık işte hikayeleri vardı. Öyle bir insan modeli vardı sanki ama Karadeniz'in başka bir yüzü daha var. Biz bir anlamda bu yüzünü göstermeye çalışıyoruz. Çünkü bizim orada annelerin ölümünün ardından yaktığı destanlar var. Bunlar yıllarca işlenmedi. Yani orada yaşanmış bir dram hikayeleri var. Sevda türküleri var. Yani Ahmet'in o noktaların destanı. O bambaşka bir şey. O bambaşka bir şey. Yani onu ben dinleyemiyorum zaten. Dinlerken ağlıyorum. Ya, o başka bir hikayesi var onun çünkü. Evet. Hikayesini baştan sona biliyorum ama bir de şey var yani sevda türkülerimiz var. Bunlar son dönemlerde, son 20 yılda işte ortaya çıkmaya başladı. Derlenip toparlandı. Evet. Ben daha çok derleme yapıyorum zaten. Çünkü ben yaşıyorum. Yaşadığım sürece beste yapma şansım var. Ama insanların bağrındaki o yanık ezgiler, yanık türküler insanlar öldükçe onlarla beraber toprağa gidiyor. Dolayısıyla onlar ölmeden en azından onların içindeki o duyguları yaşatabilme adına daha çok derleme yapmaya çalışıyorum. Düşünün mesela yani bir şey var. Vaktimiz az diye biraz hızlı konuşuyorum. Şarkı yapıyor insan. Yani türkü yapıyor. Yaşadığı alanda yapayalnız. Sevdası da gitmiş. Sevdasını bir ağacın dallarıyla
hikayeyi bütünleştiriyor. İşte diyor mesela, bazen söylüyorum, armut çiçekli armut yol üstünde durursun, ne mutlu dallarını her geçeni görürsün diye. Paylaşabileceği bir insan bile yok. O duyguyu bir ağaçla paylaşıyor. Dolayısıyla bizim yaptığımız o yerel değerlere uygun temaları işlemeye çalışıyoruz. Çünkü orada bir kültür var, yaşayan bir organizma var, bir nesil var orada. Dolayısıyla doğru bir şey her şeyden önce yapmaya çalışıyorum. Gelecek yıllardaki 50 yıl sonra bizden sonra hayata gelecek insanların da bir haritası olsun, yol haritası olsun ve devam etsinler. Peki, sevgili Gökhan Hocam, sırada izleyicilerimiz için hangi çok, türküyü hazırladınız? Çok türkü var, çok türkü var. Yani söylenebilecek çok türkü var ama... Şöyle bir şey yapalım, yine bir reklam kuşağı geliyor. Evet. Bir türküyle gideceğiz. Siz bir türkü seçtiniz zaten. Hem ben hem İbrahim Hocam birer şiir okuyalım arasında. Olur mu? Tabii ama daha bir ezgi olması gerekiyor. Ya da biz hakkımızı reklam dönüşü yaparız. Siz hakkınızı bence kullanın. Tamam. Daha sonra ben okuyayım isterseniz. Hiç fark etmez yani, nasıl istiyorsanız. Arkadaşlar eğer hazırsa bizim yine bölgemizde... Yönetmenim uyarıyor beni, reklam yok. Yok. Evet, doğru. Yok, tamam o zaman. Teşekkür ederim. Yine bizim kendi Rize Çayeli'nden Sinan Akçal diye bir abimiz var. Onun bir şarkısı, türküsü. Şarkı demek artık şey oluyor biraz. Türkü diyoruz, şarkı diyoruz. Kimisi şarkı diyor, kimisi halk şarkısı diyelim. Armud'un Dali Uzun diye bir türkümüz var. Bunu İlkay Akkaya ile düet yapmıştık. Hı hı. Hakikaten Karadeniz müziğini Karadenizli olmayan ve bu kadar güzel okuyan bir sesle birlikte. Selam buldum. Olsun kendisine. Evet, buradan da selam gönderelim. Armud'un Dali Uzun diye bir türkümüz var. Eğer onu yaparsak arkadaşlarla, henüz çalışmadık ama hazırsak kemençeyle başlayabiliriz. Armut çiçek açmadın, gözümü bekleyisun. Armut çiçek açmadın, gözümü bekleyisun. Yar geçti buralardan, niye söylememeysun? Yarın geçti buradan, niye söylememeysun? Armut budaklı armut, kim kırdı dallarını? Armut budaklı armut, kim kırdı dallarını? Yar buradan geçeyken aç ova kollarını. O yar balli dur balli, yar buradan geçeyken aç ova kollarını. O yar
deniz hırçın kız. Al bizi kollarına, sevindir pullarınla, gümüş kuyruklarınla. Salın haydi gül, gül oyna, kemençeler çalarken, takalar filikalar koynunda yalpalarken. Karadeniz hırçın kız, ver elini coşalım, dağlarda buluşalım, bir horon tutuşalım. Karadeniz hırçın kız, dağıt alnın üstünden perçem bulutlarını, o kara saçlarını. Sallayalım mendili Rize'den, Trabzon'dan, hazırlan düğününe Giresun'dan, Ordu'dan. Karadeniz hırçın kız, ver elini coşalım, dağlarda buluşalım, bir horon tutuşalım. Armudundan ince kırılır kuruyunca, armudundan ince kırılır kuruyunca. Yarımı göreceğim yayladan yürüyünce, yarımı göreceğim yayladan yürüyünce. Armut budakli armut, kim kirdi dallarımı? Armut budakli armut, kim kirdi dallarımı? Yar buradan geçeyken aç ova kollarını, o yar balli dur balli. Yar buradan geçeyken aç ova kollarını, o yar balli dur balli. Seni böyle seversem asarlar beni, bir deniz fenerinin söndüğünü görürsün. Evlerine kapanır gemiler, sis basar bütün limanları. Seni böyle sevdiğimi bilseler asarlar beni, yokluğunu anlatırlar önce bir güzel. Dudaklarım çatlayınca susuzluğuna, sabah 5:30'da ipe çekerler. Seni böyle sevdiğimi bilemezler, bilseler de bilemezler. Ay batar, gün doğar, yer oynar yerinden, duyamazlar. Evet, ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz hem İbrahim hocama hem Gökhan hocama. Şimdi ben Örsan hocama döneyim. Hocam, son yıllarda ne zaman yılbaşı yaklaşsa, gerek sokaklarda, gerekse sosyal medyada bir afişe rastlıyoruz. Siz insanları ve toplumları inceleyen bir bilim üzerine ihtisas yaptınız. Sizin alanınız. Şöyle bir konu var. Müslüman Noel kutlamaz. Noel nedir? Yılbaşı nedir? Bunları kim kutlar? Bu cümlenin anlamı nedir? Böyle boş bir tartışma niye yapılır yıllarca sevgili hocam? Şimdi bir kere Noel farklı, yılbaşı farklı. Noel i̇şte, 24. İşte bunu bilmiyorlar zaten. Onu o yüzden sordum. Noel 24 Aralık'ta Hristiyanların kutladığı, işte İsa'nın doğumu vesilesiyle kutladıkları dini bir bayram. Hı. Gerçi dini olmaktan da artık çıkmış birçok Avrupa ülkesine, daha çok işte ailenin bir araya gelmesi, bazı şeylerin paylaşılması gelenekselleşmiş. Yılbaşı ise yani takvimlerdeki değişimle, dönüşümle ilgili olarak kutlanan bir şey. Geçen bir yılı uğurlama, yeni yılı karşılama. Yani yılbaşı dini bir bayram değil. Yani 31 Aralık'ta kutlanan dini bir bayram değil. En azından bugün uygulandığı biçimiyle. 24 Aralık ise Hristiyanların dini bir bayramı. Dolayısıyla ikisi aynı şey değil. 24 Aralık'taki Noel, 31 Aralık'taki yılbaşı. Bu bir. Hocam, bu Paskalya. Bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Şimdi buradaki saçmalık şu. Yani isteyen kutlar, isteyen kutlamaz. Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz. Birbirimizin geleneklerinden etkilenmemiz kadar doğal bir şey olamaz. Yani
Şimdi bize ait olan olmayan bu doğu batı karşıtlığı falan, ben bunları çok yapay buluyorum. Yani öyle bakacak olursak o zaman Türkler şimdi Orta Asya'dan kavimler, Türk kavimleri gelmeden önce Müslüman mıydı? Değildi. Şamanistlerdi. Hı hı. Dolayısıyla işte 10. yüzyılda, 9. 10. yüzyılda kitleler haline geldiklerinde Araplarla karşılaştırdılar, Perslerle karşılaştırdılar ve onların dini olan Müslümanlığı benimsediler. Şimdi Arap kültürü, yani baktığınız zaman kökeni Arap dilinin Türk diliyle bir uzaktan yakından bir ilgisi yok. Yani Arap dili İbranice ile aynı dil ailesinden, Türklerin konuştuğu dil Ural Altay dil ailesine. Yani bambaşka iki kültür ama sonuçta gelmişler Müslümanlığı benimsemişler. Yani o zaman da şöyle mi diyeceğiz ya, bu Arap kültürünün bir unsuru Müslümanlık da işte milli değildir ya da Türklere ait değildir mi diyeceğiz. Yani dolayısıyla demek istediğim, herkesin birbirinden etkilenmesi kadar yani doğal bir şey olamaz. Yani Araplardan etkilendiğimiz zaman iyi oluyor. Avrupalılardan etkilendiğimiz zaman kötü oluyor. Bunlar tamamıyla saçma yapay ayrımlar. Yani dinlere de baktığımız zaman zaten Musevilik, Hristiyanlık, İslam, bunlar zaten yani Musevilikle başlıyor. Musevilikten Hristiyanlık çıkıyor. İsa Roma'nın Musevi bir cemaatinin üyesi. Oradan Hristiyanlık doğuyor. Ondan sonra da İslam doğuyor ve Musevilik'in, Hristiyanlığın, İslam dininin tanrısı aynı tanrı. Zaten Kur'an'ın kendisi bunu söylüyor. Yani İsa, Musa, Muhammed hepsi aynı tanrının, aynı Allah'ın elçileri, peygamberleri olarak kabul ediliyor İslam dini tarafından. Dolayısıyla İslam dininin kendi içinde zaten bir Musevi karşıtlığı ya da bir Hristiyanlık karşıtlığı yok. Hatta aksine Kur'an doğrudan Musa'nın savunmasıyla başlar. Yani Firavun'u eleştirir. Firavun, Musa ve onun takipçilerini eziyet eden, Firavun'u eleştirir, Musa'yı savunur. Bir de Musa'yı ihanet edenleri eleştirir ama sonuçta orada bir Musa savunması vardır. Dolayısıyla bunları böyle sanki karşıt dinlermiş gibi, işte yok Hristiyanmış, Müslümanmış, Museviymiş, bunlar zaten aynı bölgeden çıkan, birbirine çok yakın, birçok konuda aynı ilkeleri savunan, şimdi onun ayrıntısına girmeyeceğim, dinler. Yani felsefe olarak da baktığımız zaman İslam felsefesi, İbn Sina, İbn Rüşd, işte Farabi vesaire gibi filozoflar hepsi antik Yunan felsefesinden beslenmişler. Batı Avrupa felsefesine baktığımız zaman da işte hem Orta Çağ hem sonrası Descartes'lar, Hume'lar, Kant'lar vesaire yine büyük ölçüde antik Yunan felsefesinden beslenmiş. Yani esin kaynakları aynı. Antik Yunan, Aristoteles, Platon, o zaman tabii Müslümanlık yok, Hristiyanlık yok ondan önce. Musevilik var ama antik Yunan'da hiçbir etkisi yok. Musevi değil Aristoteles, Platon, Sokrates. Dolayısıyla demek istediğim, bir taraftan İslam felsefesini etkilemişler antik Yunanlar, bir taraftan Batı Avrupa ve sonra Amerika'ya geçen felsefeyi. Dolayısıyla bunlar o kadar yakın ki, hani şey desek belki Çin, Uzak Doğu falan desek orası belki biraz daha farklı. Ama ben diyorum ki sonuçta bu Doğu Batı karşıtlığı tamamen yapaydır. Sonradan icat edilmiştir. Onun için bu yeni yılı falan böyle abartmanın bir alemi yok. İsteyen kutlar ve bana göre de yeni yıl biraz saçma. Yani takvim değişiyor diye bunun kutlanacak bir yönü yok. Ama yani işte eğlenmek için vesile oluyor bazen. Bazen hiç kutlamadığım da oluyor. Hiç evde oturduğum da oluyor hiçbir şey yapmadan. Babalar günü, anneler günü. Ya da işte ne bileyim eğlendiğimiz, gezdiğimiz, dışarı çıktığımız zamanlar da oluyor. Bence bu tamamıyla İslamcı siyasetin bize dayattığı bir şu, yapmak istedikleri şu: kimse eğlenmesin, böyle kasvetli bir hayatımız olsun, kendi kasvetlerini bütün topluma empoze etmeye çalışıyorlar. İşin özeti o. Anladım. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam bilgileriniz için. Hocam anlatırken besleniyor diye bir ifade kullandı, işte eski filozoflardan, anlayışlardan. Şöyle bir soru sorayım size hocam. Siz nereden besleniyorsunuz? Bir, yani belli o yöreden, onları oradan, duygulardan yazıyorsunuz. Örnek aldığınız ya da kendinize bir rol model yaptığınız, usta şairlerden beğendiğiniz birileri var mıdır? Şöyle, ben sadece Karadeniz şiirleri yazmıyorum. Mesela ben yöreyi işleyen şiirlerim olduğu kadar ben hayatı yazmaya çalışıyorum aslında. Hı-hı.
Gülten Akın'ın çok güzel bir sözü vardır. Hayatın ve doğanın benden geçen dizelerini yazıyorum demişti Gülten Akın. Ben de aynen onu yapmaya çalışıyorum. Zaten o söz benim bana yön veren, rotamı belirleyen bir sözdür aslında. Biz tabii aynı zamanda akrabayız biz onlarla. Yani Gülten Akın'la akrabayız, Pir Sultan'la akrabayız, Yunus Emre'yle akrabayız, Yanis Ritsos'la akrabayız. Evet. Biri benim amcamın amcam olur, birisi dedem olur, birisi halamın oğlu olur, birisi teyzemin kızı olur. Bu toprağın filizleri hepsi. Evet, yani biz yani. Biz onlarız, onlar biz yani. Biz hepsinden beslenmişizdir. Ben kendi adıma söylüyorum. Aslında benim yazdıklarım, şiir olarak yazdıklarım aslında bana ait. Altında benim imzam vardır ama ben onları yazarken aslında daha önce köklerim oralardan aldıklarıyla aslında ben bunları yazabilmişimdir. Onlar yazılmış, siz dile getirmişsiniz hocam. Oradan beslenip aynı şey gibidir bu. Yani şimdi bir... Sizde vücut mısır, bulmuş o duygu. Mısırı ekersiniz, filiz büyür ama ona siz su verirsiniz değil mi? Gübre verirsiniz filan. Oradan alır, gürbüzleşir, filiz büyür, mısırı güzel mısır verir filan. Ama beslendiği toprak vardır. İşte o toprak aslında demin saydığım isimler aslında bizim toprağımız orası olmuş oluyor. Hayata dair ne varsa ben yazmaya çalışıyorum. Yani göze alabildiklerimi derken aman korkuyorum da korkarım o açıdan demiyorum. Bir şeyi düzgün, gerektiği gibi, hak ettiği gibi anlatamama korkusu var bende. Mesela diyelim bir yerde bir herhangi bir şey oldu, bir grev oldu diyelim, bir maden ocağı ya da bir Soma diyelim. Soma'da işte 301 insanımız öldü. Ben Soma ile ilgili oturdum bir şeyler yazayım diye ben 5 sayfa yazabilirdim. Ama tuttum 2 dörtlük yazdım. 3. dörtlüğü yazmaya cesaret edemedim. Niye? O 2 dörtlükte ben yoğunlaştım. 3. bir dörtlüğü yazarsam o yoğunluk kaybolabilirdi. 4. dörtlükte hepten bitebilirdi. Hakkını verememe korkusu o 2 dörtlük kafidir dedim ben. Onu öyle yazdım. Yani bu nedir? Bir sosyal olay olur, onu yazarsınız. Sevgilinizden ayrılırsınız, onu yazarsınız. Birine aşık olursunuz, onu yazarsınız. Ne bileyim, toplumda coşku uyandıran bir şey vardır, onu yazarsınız. Hocam o iki dörtlüğü bize bir okur musunuz? Ezberimde olsa keşke, şimdi onu düşündüm tamam. Ama. Peki. Ben Gökhan. Çok kısa bir şey özür dileyerek, tabii sizden de. Müsaade isteyerek. İbrahim Bey birkaç isim saydı, şimdi o aklıma gelmişken söyleyeyim. Şimdi... Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, Mevlana, Şeyh Bedrettin, bunların hepsi bu topraklarda yaşamış Anadolu kültürüne ait isimler. Mesela bizde İslam dini yorumlanırken hep Arap alimleri üzerinden mesela hadisler vesaire, İmam Hatip okullarına baktığınız zaman hiç mesela Yunus Emre'nin ya da Nasrettin Hoca'nın ya da Hacı Bektaşi Veli'nin ya da Şeyh Bedrettin İslam anlayışı anlatılmaz ya da geçiştirilir kısaca. Hep Arap'a, yani demek istediğim hani bize ait olan olmayan nedir? Yani kendileri Anadolu kültürünün bilincinde siyaset, değil. Siyaset maalesef. Yani siz o isimleri sayınca kusura bakmayın, yani tamamen gereği duydum. Özellikle de bizim Doğu Karadeniz şu anda tamamıyla Arap turizmi vesilesiyle de Arap kültürü tarafından asimile ediliyor. Buna da burada dikkat çekmek istiyorum. Evet. Doğu Karadeniz kültürünün de Arap kültürüyle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Kesinlikle. Trabzon, Trabzon'dur. Arabzon değildir. Öyle diyelim. Gökhan Hocam. Şöyle bir soru soralım. Müzikte kaç yıl oldu hocam? Çok. Yani, tamam. Yaşın ortaya çıkmasın. Yaşım ortaya tamam. Çıkmasın. Şöyle bir soru soralım hocam. Sanat olarak belli bir olgunluğa eriştiniz. Türkiye'de epey bir kitle buldunuz, vücut buldunuz. O kitlede severek türkülerinizi dinlediler. Gökhan Birbeni yaptıkları eserleri tattılar, bunu seviyorlar. Bugün geldiğiniz noktada Gökhan Birben olarak, ben de artık müzikal olarak da bir noktaya geldim. Eserler verdim, derlemeler yaptım, geldim. Bir tarzı da temsil ediyorsunuz. Şöyle bir soru sorayım size.
keşke şunu yapsaydım ya da şunu yapmalıyım dediğiniz ne var? Bundan sonrası için. Ya sanatçı insan, sanatçı diye tabir edilen insan devrimci insan olmalı. Çünkü toplumun eğer bir adım önünde olduğu varsayılıyorsa toplumun onu örnek almalı. Ama ben yaptığım çalışmalarda, şimdi İbrahim abi işin ta ucunda var, en başında var. Ben yaptığım çalışmalarda daha çok toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilme amacıyla geçmişten günümüze kadar saklanmış olan anonim halk türkülerini okumayı tercih ettim. Ama günümüzdeki genç neslin büyük bir çoğunluğu öncelikle kendi istemlerine göre müzik yapmayı tercih ediyorlar. Aslında bir anlamda da günümüzde revaçta olan müzik tarzı bu noktasında böyle kafanda bir şey var. Yaptığım işin doğru ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu hiç şey yapmadım, hiç tartmadım. Daha çok toplumdan gelecek eleştirilere, yani dinleyen insanların bize sunacağı eleştirilere bakarak bir yola girmeyi düşündüm. Fakat benim şeyim şuydu, ben hiçbir şey duymadım, şunu yapsaydım, bunu yapsaydım falan. Çünkü çalıştığım insanlar önemli insanlardı. Bir de şöyle bir şey vardı, İbrahim abi bunu başta söylemişti. Kimse Gökhan Birbirine bir albüm çıksın da işte vitrin olsun, işte herkes onu sevsin, işte şaşalı bir hayat olsun diye uğraşmadı. Bu toprakların, bu kültürün buna ihtiyacı vardı. Çünkü bizim özellikle hemşini kültüründe ki doku bir anlamda toprağın dibinde. Yani orada gizlenmiş kalıyordu. Biz onu bir anlamda su üstüne çıkarttık. Benim aranjörümün bir sözü var. Onu hiç konu edemedim. Çünkü bitecek program belki. Kemal Sahir Gürel aslında bu ortaya çıkmamdaki en önemli isimlerden başında geliyor. Kemal Sahir Gürel. Şu anda Almanya'dan bir selam göndermek istiyorum. Suyun altındaki incinin orada olmasının çok fazla bir anlamı yoktur. Onu su üstüne çıkartıp evet, şekil verip estetik hale getirmek lazım derdi. Ne kadar doğru bir sözdür bilmiyorum ama biz de o topraklardaki yaşanmış hikayeleri doğru bildiğimiz biçimde işleyip bugüne kadar getirdik. Şunu evet, yapsaydım, bunu yapsaydım. Evet, kendi isteklerimi çok fazla bu işin içerisine katamadım. Çünkü bu benim taleplerimdi ama toplumun da bir talepleri var. Onları daha fazla öne çıkarma gereği hissettik. Dolayısıyla ortak kolektif bir çalışma yaptık. Şimdi inisiyatif sadece bende değil. İbrahim Karaca'dadır. İşte aranjör Kemal Sahil Gürel'dedir. İşte tabii, yine sevgili dostum. Şey. Tabii yani onlarca insan var. Yüze varan insanlar var. Sonuçta bu kültürün buna ihtiyacı vardı diyerek bu türküleri ortaya çıkartmaktı. Sesim de benim bu türkülere uygun olduğunu düşündükleri için böyle ortak kolektif bir çalışma yaptık. Yani ben şunu yapayım diyemem. Çünkü bu işte emek veren onlarca insan var. Herkesin ortak fikriyle ortaya çıkmayı bir çalışmaydı bu. Evet, Gökhan Hocam o zaman bir türkü daha dinleyelim sizden. Bir türkü daha dinleyelim. Aslında programın sohbetine de çok uygun düştü yaptığımız türküler ama yani şimdi televizyonda izleyenler birçok insan diyor ki niye horon yapmıyorsunuz gibi bir şey söyleyebilir. Eğer horonu daha sonra programı dış yayına alacağım. Kültür öyle merkezlerinden mi? Yayın horon yapma. Horon derken kalkıp oynayalım demiyorum. Zaten tek başıma oynarsam deli derler bana. Ekiple. Bence bu evet, saatte milleti de oynatmayalım tabii. Şimdi apartman kültürü merak olmuştu etmeyin, artık Karadeniz Türkiye'de. Kültür, Karadeniz insanı sabaha kadar. O yüzden komşuları rahatsız etmesinler falan diye. Yine bir söyleyeyim, derleme türkümüz var. Samistal Yaylası diye bir türkümüz var. Samistal türküsü yaklaşık 100 yıllık bir türkü bu. Çok evet, eski bir türkü. Bir yaşlı teyzenin ağzından işte bir iki melodiyi yakalayınca ezgisini yakalayınca bunu şeye dönüştük. Sözlerin işte bir kısmını İbrahim Karaca'yla birlikte yazdık. Bir kısmını da yine bir arkadaşımız. Ve böyle bir şarkı çıktı. Çok ilgi gördü. Samistal. Söz sizde efendim. Thank you.
stadia ida sinun, sami stadia ida sinun. Neden erim eskari, neden erim eskari? Sevdum da alamadum, sevdum da alamadum. Canımın cani yari, canımın cani yari. Sevdum da alamadum, sevdum da alamadum. Böyle durdun ya hali, böyle durdun. Yüksek dağların karı, yüksek dağların karı. Erimeden akar mı, erimeden akar mı? Ben yürekten yanmışım, ben yürekten yanmışım. Ateş beni yakar mı, ateş beni yakar mı? Ben yürekten yanmışım, ben yürekten yanmışım. Ateş beni yakar mı, ateş beni yakar mı? Gene öyle akar mı, gene öyle akar mı? Akşamdan doğan aya, akşamdan doğan aya. Nazlı yarım bakar mı, nazlı yarda bakar mı? Akşamdan doğan aya, akşamdan doğan aya. Yüreğinize sağlık efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle duygulu türkülerle program akmaya devam ediyor. Ama her şeyin olduğu gibi bunun da bir sonu oluyor. Şöyle vaktimiz daraldı. Öncelikle ben hocama bir soru sormak istiyorum. Özellikle 60'lı yıllardan sonra, 70'li yıllarda hani klasikleşmiş 68 kuşağı demek istemiyorum ama hani toplum değişimleri sizin de alanınıza girer. Onların yarattığı çok araştıran, sorgulayan, okuyan bir kitle. Yani hem siyasetin kendini sol tarafında ifade edenlerle sağ tarafında ifade edenler o tarafta okuyor. Böyle bir kuşak, o kuşakla beraber onların yarattığı bir ivme. Hala Türkiye onların ekmeğini yiyor, o insanların bürokrasi de orada burada. Onların bilgi ve tecrübelerini kullanıyoruz. Ve bugün geldiğimiz noktada bu duyguların, bu bilgilerin zayıfladığını, tabii Türk eğitim sistemiyle de alakalı, zayıfladığını görüyoruz. Bir felsefeci, bir bilim adamı olarak öyle bir soru sorayım size. Bu sürecin bir sonucu olduğunu da düşünmekteyim. Az önce programın başında bahsettik. Dedenizin de kurucuları arasında yer
aldığı ve şimdi adı Trabzonspor olan, duyunca Trabzonspor ne düşünüyor? Örsan Hoca, birkaç soruyu böyle özet yaparsanız bize. Sondan başlayayım. Tabii ben Trabzonsporluyum. Trabzonspor kongre üyesiyim doğal olarak. Hı hı. Takımın durumundan çok memnun değiliz son yıllarda ama yine de sonuna kadar tabii ki her zaman destekleyeceğiz. Şimdi siyaset konusuna gelince tabii çok klişe bir laf olacak. Hep söylenen bir şey ama gerçekten de doğru. Klişe olduğu kadar doğru aynı zamanda. Bu 12 Eylül askeri darbesi tabii ki toplumda bir apolitikleşme sürecine yol açtı. Yani insanlar siyasetten uzaklaştırıldı. Hı. Bu doğrultuda bir toplum mühendisliği yapıldı. İşte eğitim sisteminde sizin dediğiniz gibi tabii bunda büyük etkisi var. Eğitim demek sadece okul demek değil. Yani medya, işte mahalledeki etkileşim, medyadaki etkileşim. Hı hı. Yani bütün bunlar bireylerin siyasal bilinçlerini kaybetmesine yol açtı. Ve siyasiler de bence bu konuda çok büyük sorumluluk taşıyor. Çünkü siyasetçilere baktığınız zaman hangi partiden olursa olsun belki bazılarında daha fazla bazılarında daha az ama sayısal fark olabilir ama hepsinde aşağı yukarı özellikle kitle partilerinde şöyle bir sorun var. Siyaseti bir köşe kapmaca oyunu gibi görüyorlar. Maalesef. Yani makam mevki peşinde koşma arenası gibi görülüyor siyaset. Oysa siyaset bir dava işidir, bir ideoloji işidir. Yani bir siyasal ideolojiniz olacak, bir davanız olacak. Aynen Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı gibi. İşte Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit onlar siyaseti bir dava işi olarak görüyorlardı. Ondan sonra ne yazık ki siyaset bir köşe kapmaca veya Hacivat Karagöz oyunu. İşte karşılıklı atışma. Ben ona şey diyorum, polemik ve retorik üzerine kurulu bir siyaset anlayışı. Yani güzel konuşma sanatıyla ya da karşılıklı polemiklere girmek suretiyle siyaset yaptıklarını zannediyorlar. Oysa halkın bir sürü derdi var, sıkıntısı var. Yani eğitim, sağlık, ekonomi, işsizlik, tarım alanında, sanayi alanında, teknoloji alanında, yani bu konuda gelir dağılımındaki dengesizlik alanında, bu konudaki sizin davanız nedir, çözüm önerileriniz nedir bu konuda? Projeleriniz nedir? Yani böyle inşaat projesi falan değil. Köprü, yol, işte tünel yok, alt geçit, üst geçit. Bunlar palavra şeyler. Yani bu olsa da olur, olmasa da olur. Asıl önemli olan yani bu vatandaş doğru dürüst yaşayabiliyor mu? Yani doğru dürüst eğitim, sağlık hizmeti alabiliyor mu? Hem kaliteli hem ücretsiz. Geçimini sağlayabiliyor mu? Ayın sonunu getirebiliyor mu? Asıl meseleler bunlar. Ya bunlar arka plana atılmış durumda. Söylemde var da eylemde bir şey yok. Dolayısıyla biraz onun da etkisiyle tabii bugünlere geldik diyelim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi ayırıp bize konuk olduğunuz için programımıza katkı verdiniz, renk verdiniz, şeref verdiniz. Biz de size yaptığınız çalışmalarda başarılar diliyoruz. Hem benim bir büyüğüm olarak paylaşımımız olan bir kıymetimiz olarak sizlerin daha iyi noktalarda olmanız bizi de mutlu edecektir. Ben özür dilerim. Yani Gökhan Bey ve İbrahim Bey gibi iki değerli sanatçıyla hem tanıştığım için hem de bir arada olduğum için çok mutlu oldum. Şimdi demin onu düşünüyordum. Yani müziği dinlerken tabii çok duygulanıyorum, etkileniyorum. Aslında orada duyguları insanın konuşurken, düşünürken duygu boyutu biraz daha arka planda kalıyor. Ama bir şeyi siz çalarken ve arkadaşlar dinlerken İnsanın şeyleri, duygu dünyası yükseliyor. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Hani ne anlam ifade ediyor dediniz ya bu müzik, onu da eklemiş olayım bu vesileyle. Teşekkür ediyorum. Sevgili İbrahim Karaca abimiz, programımıza gelerekten katkı ve şeref verdiniz. Sizle aynı programda buluşmak bizim için çok keyifliydi. Vereceğiniz mesaj var mıdır izleyicilerimize? Çünkü programı kapatacağız. Ben sizi de dinleyelim. TV'ye ilk kez geliyorum. Radyoya birkaç defa konuk olmuştum da. Burada hep beraber olmaktan, ekranlardan bizi izleyen arkadaşlarımıza, yurttaşlarımıza iki dize okumaktan memnunum. İşte hayatın bizden geçen dizelerini, yazdığımız dizelerini onlara aktarmış olduk. Vesile olduğu için Cem TV'ye teşekkür. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Gökhan Hocam, gerek türkülerinizle gerek yorumunuzla
bizimle bugün. Bu anı, bu ekranları paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ediyorum. Ben Ankara'dan geldim. Biliyorum. Program için. Yine Ankara'ya döneceksin. Ankara'ya, hayır buradayım. Ankara'ya da döneceğim. Sorunuzu siz tamamlayın. Çünkü onu hep unutuyorum yine. Soru yok. Yaşlanınca unutkanlık. Şimdi daha rahat oluyor. Daha rahatım. Çok teşekkür ediyoruz. Vereceğiniz bir mesaj varsa izleyicilerimize alalım. Mesaj. Vaktimiz çünkü. Mesaj şu aslında bizi izleyen herkese selam. Ama özellikle köyüm Haçapit'e ayrı bir selam göndermek istiyorum. Orada herkes, ben internetten işte televizyon programına katılacağımı söylediğim zaman herkes mesaj yazıyor. Bize selam, bize selam diye. Dolayısıyla köyüme bir selam göndermek istiyorum Haçapit'e. Yakında orada olacağım. Bir ikincisi Karadeniz'e, dahası bizi dinleyen insana selam göndermek istiyorum, insanlara. Evet, bizi gerek yurt içinden gerekse yurt dışından, dünyanın neresinden kim takip ediyorsa herkese selamlar, sevgiler olsun. Şöyle yapalım, İbrahim Hoca bir şiir, siz bir türküyle kapatalım. Sevgili izleyiciler, bir dahaki hafta pazartesi günü ayın birine denk geliyor. Yani hemen yılbaşı oluyor. Yılbaşı akşamı sanatçılarımızın pek çoğu sahne alacaklarından ötürü yorgun olacaklar. O yüzden önümüzdeki hafta hem burada teknik ekipte bizler de dinlenmiş olalım. Önümüzdeki hafta canlı yayında olmayacağız. Bizim kuşakta programımız bir paket yayın. Ama 8'inde buluşacağız. 8 Ocak'ta kültür merkezlerinden yayın yapma projesi var. 8'inde Cem TV ekranlarında günler pazartesi saatler 22'yi vurduğunda Kuzey'den programı ekibi burada ekranlarda sizlerle beraber olacak. 2017'nin son programıydı. 2018'de seneye görüşmek üzere diyorum. Teknik yayın ve yapımdaki tüm ekip arkadaşlarım adına sizlere saygılar, sevgiler sunuyorum. Bugüne kadar çok sevda ve kavga şiirleri yazdım. Sevdanın şiirlerini yazdığım kadar devrimin şiirlerini ve şarkılarının sözlerini de yazdım kendimce. Ama şimdi son şiirim kısa bir şiir olsun istiyorum. Size son bir şiir okuyayım. Şiirimin ismi Sevi. Büyük denizde boğul derdi anam. Fazlasında zaten gözüm yoktu. Elinden bir bardak su yetti bana. Çiçeğe sarılı bir yürek verdim sana. Bu kenti biraz da bu yüzden sevdim. Yanağında kendi gülüşün, dudağında sana ait kelimeler. Her aşkın iki öyküsü, her insanın bir tarihi var. Gerisi sıradan şeyler. Ayna ayna ellere, ayna düştü göllere, ayna düştü göl. Ayna ayna ellere, ayna düştü göllere, ayna düştü göl. Ayna kurban olayım seni tutan ellere, seni tutan. Ayna kurban olayım seni tutan ellere, seni tutan. Limanın gerisinden görünüyü Arakli görünüyü. Yarınla konuşmaya merakliyim, merakli, merakliyim. Yarınla konuşmaya merakliyim, merakli, merakli.
Seni tutan ellere, seni tutan ellere.